Arkadaşlar şimdi iki tane komutumuz var. O iki tane komut dışında analog işlemlerin ne olduğuna gireceğiz. Analog kavramı nedir? Analog işlemlerle ilgili sensörler nelerdir? Endüstride bunun uygulaması nelerdir? Özellikle demir çelik sektöründe galvanizleme ile ilgili güzel bir resmimiz var. Oradaki uygulamalardan örnek vereceğiz. Yaptığımız uygulamalardan. Ve sonrasında da uygulamanın ön analizini yapıp bir sonraki süreçte TIA Portal tarafını yapacağız. Tabii ki ilk olarak bir komutlarla başlayalım. İlk olarak arkadaşlar bizim daha önce matematiksel ilgili birkaç komuttan bahsetmiştik. Özellikle ikinci kurstaki sürme silindirinde örneğin hız hesaplaması yapıyorduk. Oradaki konveyör bantta akan cisimlerin kaç saniyede atılması ile ilgili orada bölme çarpma işlemleri yapıyorduk. Burada yine onlara değineceğimiz bir nokta eksi d kavramı var. Yani subtract double integer. Yani 32 bitlik 4 word'luk double integer'da yani tam sayı bu tabii ki. Data tiplerini yine daha detaylı anlatacağız. Tam sayı demek. -32.000 +32.000 arasındaki tam sayılardır. Yani real gibi değildir. Real örneğin virgüllüdür. Ya da bool değildir. Bool nedir? 0 ve 1'ler. Bu bir nevi tam sayıdır. 32 bit olarak çıkarma yapacağız. Hemen bir tane uygulama yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akümülatörümüz gene var. Şu tarafı yapalım. Örneğin bir tag değerimiz var. Diyelim ki bir sabit sayı. STL dilde yazıyoruz gene. O sabit sayıyı L ile akümülatöre yüklüyoruz. 3 değerini örneğin. Bu tabii ki 32 bit arkadaşlar. Ona dikkat edin. 32 bit. Yani normalde eksi d yerine diğer çıkarma komutunu kullansaydık orada normaldi. Yani 16 bitti. Burada d olarak belirttiğiniz an 32 bit oluyor. Burada gördüğünüz gibi 3 değerini 32 bit olarak yükledik. 8 çarpı 4 bitten 32 bit yapar. Ve ilk 1, 2, 4. Burası yanlış oldu arkadaşlar. Bu nedir? Bu aslında 3 değildir. 1, 2, 4. Yani 2, 4 daha nedir? Burası aslında 6'dır. 3 yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Şu 1'i şu başa almanız gerekiyor. Niye? 1, 2 kat sayıları. Yani 1 ile 2'yi toplarsanız 3 yapar. Şu 1'in burada olduğunu düşünün. 3, 3 ile 3 değerini ne yaptık? Akümülatörün içine yükledik. Burada gördüğünüz gibi 3 değeri L ile akümülatöre yüklenir. L her zaman yüklenecek hafıza alanımız L ile her zaman sadece akümülatöre yüklenir. Ne marker alanı, ne data blok alanı, ne adres register alanı hiçbir alana yüklenmez. Sadece L gördüğünüz yerde anlayın ki akümülatöre yükleniyor. Aracı olduğundan bahsetmiştik hafıza alanında. Şimdi de göreceğiniz gibi örneğin bir çıkarma işleminde akümülatörü kullanabiliriz. Bir de 2 değerini arkadaşlar çıkaralım. Burada da gördüğünüz gibi 1, 2. 2 doğru. 2 kat sayısının orada. 1, 2, 4, 8 diye gidiyor. 2 kat sayısının orada. Bunu da akümülatöre yükleyelim. Ve arkadaşlar bu ikisini yükledikten sonra içinde yazılı olduğunu düşünün. İçine yüklendi. Ve arkadaşlar eksi d komutunu direkt saf halde bu şekilde eksi d yazarak ikisini çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi çıkarma işlemi. Ve bunu arkadaşlar çıkardığımız zaman gördüğünüz gibi 3 değeri, bu 1 şurada olduğunu düşünün. 3 değerinden 2 değerini çıkarırsanız ne kalır? 1 kalır. Gördüğünüz gibi 1, 2, 4 diye giden katsayılar içinde 1'e 1 katsayısı aktif olmuş. Bu şekilde arkadaşlar çıkarmayı yaptık. Örneğin burada devamda ne var? T ile bir yere atayabilirsiniz. Örneğin bu tabii ki bunun içinde yapılıyor arkadaşlar. Dikkat edin yani şu işlemler bu akümülatörün içinde yapılıyor. Ve T ile örneğin bir çıkış hafıza alanı, data blok ya da bir lamba ya da bir motor gibi bir yere transfer ederek onu aktif edebilirsiniz. Bu şekilde 32 bitlik çıkarma işlemi. Bunu niye anlattık? Bu komutu kullanacağımız için biz birkaç sonraki slide'da ondan dolayı bir belirtmek gerekti bu. Basit mantığını zaten biliyorsunuz. Şimdi biz de arkadaşlar loop'a bakalım. Bizim jump gibi ancak bir noktadan farklı. Şimdi şurada komutlar var. İki değerini arkadaşlar burada yine akümülatöre yükleyelim. İki değerimizi akümülatöre yükledik. Ve arkadaşlar çıkarma yapıyor. Loop'un en önemli farkı çıkarma yapıyor ve sıfır mı değil mi? O noktayı sorguluyor. İlk başta arkadaşlar loop komutuna geldiği an satır hemen loop gördüğü gibi hemen mevcut sayıdan 2'den 1'i çıkartır. Bunu tabii ki burada yapar. Yani burada 2 değeri burada yüklü. Altına 1 koyar. Kendisi loop direkt akümülatör yükler 1'i. İkisi birbirinden çıkarsa ne olur? Burada sorgulama yapar. Sıfır mı değil mi? Bir sorgulama yapıyor. Eğer sıfırsa arkadaşlar ya da değilse durumu var. Örneğin sıfır değilse arkadaşlar sonraki satıra atlıyor. Ama eğer sıfırsa arkadaşlar sonraki satıra atlıyor. Sıfır değilse örneğin 1 ise burada olduğu gibi 2'den 1 çıktı 1. 1 ise kendi önündeki etikete atlıyor. Yani burada ne var? Örneğin bizim uygulamamızda örneğin unuttum şu an. Örneğin bir label etiketi ya da jump label gibi bir yer olsun.
Bu jump level arkadaşlar, örneğin yukarıda bir yerde. O jump level'a sıfır olmadığı için direkt şuraya atlıyor ve tekrar aşağı doğru geliyor. Bir daha sorguluyor. Sıfır mı değil mi? Bir daha. Yani bir nevi loop yaptığı işlem bir döngü yaratıyor. Aynı counter'larda olduğu gibi. Counter sayıcılarımız ne yapıyordu? Bir döngü sağlıyordu. Ama onda bir yere atla gibi olay yoktu. Yani counter sorguluyordu ve kendine ait kontakları kullanıyordu. Burada ise STL dilinde kullanıyoruz bu loop'u özellikle. Ve burada etikete bağlı olarak atlıyor ve bir alanda döngü sağlıyor. Ve bunun da güzel bir uygulamasını biz birkaç sonraki slide'da göreceğiz. Orada nasıl işe yaradığını daha iyi anlayacağız. Temel olarak kendisine geldiğimiz satır 1 çıkarır, mevcut sayıdan 1'i çıkarır. Yani önceki satırdan. Yani önceki satırda ne var? Akümülatör yüklenmiş bir değer. Gördüğünüz gibi şuradan L'ye mesela buraya 2 mi yüklendi, 5 mi yüklendi? Bundan loop 1 değerini çıkarır ve sorgular. 0 mı ya da 0'dan büyük bir değer mi? 0 ise sonraki satıra, 0 olmamışsa şuradaki döngü önünde ne yazıyorsa oraya attı. Şimdi arkadaşlar iki komutu gördük. Bir de analog kavramına girelim. Aslında analogu çok daha uzun anlatmam gerekiyor ancak burada çok güzel bir şekilde özetlendiği için bu özet yeterli olacaktır düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar uygulamamızı özellikle biz bir galvanizleme tesisinde sıcaklık ölçümü yapacağız. Ve bu sıcaklık ölçümünü data blok alanlarına kaydedeceğiz. Ve örneğin biz akşam geldiğimizde oradaki tesisin sıcaklık değerlerini mesela dakika dakika veya saatlik olarak son durumunu göreceğiz. Ortalama olarak hangi sıcaklıklarda? Biz daha çok işletme ve bakım sürecinde tesislerin ve otomasyon sürecinde bunları yapıyoruz. Örneğin termokupulumuz var. Analog kavramından bahsedeceğiz. Sensör nedir? Bir sıcaklık ölçer değil mi arkadaşlar? Örneğin bizim bu J tipi termokupul ya da K tipi, bunların belli tipleri oluyor arkadaşlar. Biz örneğin galvanizleme fırın bölgesinde J tipi, K tipi birçok farklı tipi kullandık. Çünkü farklı bölgelerde farklı sıcaklıklar var ve bu sıcaklıklara göre arkadaşlar sıcaklık aralığı değişiyor. Yani örneğin biz fırının çok daha yüksek sıcaklık değeri olduğu bölgesi, örneğin pota bölgesine giden bölgesi, birinci kursta özellikle onlardan bahsettik. Oradaki bölgede örneğin çok yüksek sıcaklık var ve biz bu J tipiyi kullanmamız daha mantıklı. 0 ile 800 derece örneğin. 0 ile 800 dereceyi arkadaşlar bizim bu sensörümüz ölçer. Bu gördüğünüz gibi fiziksel bir değer, bir sıcaklık ve bunu ne yapar? Sensörler, transmitterler ve CPU gibi 3 kavram var. Sensörün yaptığı iş arkadaşlar nedir? 800 derece ya da 500 derece ya da arkadaşlar bunun yanına daha farklı bir sensör olsun. Örneğin bir akış ölçer. Bir borunun içindeki akışın, bir sıvının akış hızını ölçer. Örneğin 500 metre bölü saniye, 3 metre bölü saniye. Sensörler fiziksel olarak ölçüm yapar. Bunu elektriksel voltaja dönüştürür. Ama bu arkadaşlar CPU'nun anlayacağı cinsten değil. Örneğin 4 ve 20 miliamper ya da 0-10 volt. Bizim özellikle CPU'larda çalışırken kullandığımız değer aralıkları 4-20 miliamper. Neden 4-20 miliamper arkadaşlar? Bunun 0-20 miliamper gibi olanları var. Ancak 4-20 miliamperin çok kullanılma sebebi şu. Özellikle 4 miliamper bizim bu sensörlerin elektronik içindeki parçalarının çalışmasında 4 miliamper oradaki elektroniksel çalışma değeri olduğu için özellikle 4 seçilmiş. 20 tarafı da maksimum 20 miliamper seçilme sebebi de arkadaşlar özellikle insan sağlığı açısından 20 miliamperin üstündeki akımlarda insanın ölümüne sebep olabilecek yollara giriyor. Yani 1 amperden ziyade 30-40 miliamperlerde dahi riskli bir durum var. Bundan dolayı sensörlerde 4-20 miliamper, 4 tarafı 4 minimum noktası çalışma, elektronik çalışma yapısı için 20 miliamper tarafı da insan güvenliği amacıyla bu aralık seçilmiş. Biz bu aralığı arkadaşlar şimdi kullanacağız. 0800'de 4-20 miliamperi skala yapacağız. Onu birazdan bahsedeceğiz. Şimdi şunu anlamış olalım. 800 derece gibi ya da 500 derece gibi fiziksel değeri burada arkadaşlar elektriksel bir değere dönüştürüyoruz. Ve bunu arkadaşlar direkt CPU'ya atamayız. Çünkü arkadaşlar bunu siz atarsanız CPU anlamaz. Birçok slide'da ve detaylarda belirttiğimiz gibi her zaman CPU yalnızca birinci kursumuzda özellikle bahsettik Jacquard makinesinden. Orada arkadaşlar 0 ve 1'ler yani makine dili. Yani bizim buradaki CPU'muzun anlaması için 0 ve 1'leri göndermemiz gerekiyor. Bundan dolayı ilk baş bunu şu değer aralığını bizim dijitalleştirmemiz yani belli bir kuantalama yapmamız, kodlama yapmamız, belli bir skala arasına çevirmemiz gerekiyor ki ondan sonra onu da bit sayısına göre belli sıralamalara sokup 0-1'lere sıralandırıp buna göndereceğiz ve bu da anlayacak yani durumu. Şimdi devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0-1 gibi rastgele bir şey yazdım. Yalnızca 0-1 şeklindeki dataları işleyebilir.
Şimdi arkadaşlar öncelikle bu fiziksel elektriksel değeri buraya göndermeden önce ilk olarak bizim burada gördüğünüz gibi burada bir tane analog input 4 analog output analog output 1 diyor arkadaşlar. Bu nedir? Bu arkadaşlar bizim bildiğimiz gerçek bir fiziksel modül. Bu şudur. Analog input 4 adet vardır. Yani 4 tane bunun analog input'u var. Yani siz 4 tane analog input olarak bir sensör kullanabilirsiniz. Ya da output olarak da bir tane. Örneğin bir analog output çıkış. Örneğin bir oransal vana, bir boruyu analog olarak siz kontrol etmek istiyorsunuz. Ve bunun arkadaşlar sağ tarafında da 12 bit yazıyor. Bundan da şimdi bahsedeceğiz. Bu analog modülümüz arkadaşlar, sensörle biz analog modülümüze kablo bağlantısını yapıyoruz buradaki. Örneğin bu sensör analog input 4 diyor. Örneğin analog input 0, yani ilk kısmına bağladığımızı düşünün bunu. Tabii ki bağladıktan sonra önemli olan nokta şu, çalışmasıyla ilgili. Bunun arkadaşlar içinde konvertör var, elektronik bir devre var gördüğünüz gibi en kaba haliyle. Bu gördüğünüz gibi bir elektriksel değer var. Örneğin alternatif akım gibi. Bir elektriksel değer var ve bu değeri arkadaşlar biz burada özel kodlama devreleriyle burada biz kuantalama ve kodlama yapıyoruz. Yani analogdan dijitale çeviriyoruz. Yani analog dediğiniz nedir arkadaşlar? Bunun içinde buraya aktarıyoruz. Yani bu sensör değerini 0500 derece değerini örneğin elektriksele dönüştürdük. Örneğin arkadaşlar şöyle bir örnek verelim. 0800 derece arasında örneğin tam ortasını alalım 400 derece. 400 derece nedir arkadaşlar? 4-20 bin amper arasında skalarsak 4 ile 20 arası nedir? 16'dır. 2'ye böl 8. Yani 4 artı 8. Örneğin 400 derece 12 mil amperdir. Ve bunu 12 mil amperi şimdi biz burada bu analog dijital konvertöre çevireceğiz. Gönderdik. Ve bunun için arkadaşlar onun işlemesini yapacağız. Şimdi arkadaşlar şu nokta önemli. Elektriksel değer modülün bit çözünürlüğüne göre dijitalleştirir. Yani sizin şuradaki 12 bitiniz veya 15 bit veya 2 bit bit sayınız ne kadar yüksek olursa arkadaşlar 0 ve 1 çeşitlemeniz yani 0 ve 1 olasılığınız 0 ve 1 detaylandırmanız çok olacağı için siz bu aralığı çok daha küçük voltajlara çok daha küçük miliamperlere böleceğiniz için siz buraya direkt nokta atışı gerçek değeri göndermiş olursunuz. Örneğin analog değer diyelim ki arkadaşlar örneğin 12.1113 miliamperdir gerçek ama bunu siz eğer bit sayınız düşük olursa direkt 12 olarak ya da 12.1 olarak alır. Ancak 12.1113'ü eğer bitiniz çok yüksek olursa buraya gönderdiğinizde direkt 12.1110 gibi alırsınız. Çok daha yakın. Yani binde birlere kadar hassaslık elde edersiniz. Bundan dolayı bit sayısı çok önemli. Burada da gördüğünüz gibi örneğin çok çok küçük bir ayrık yapalım yani çok saçma bir şey verelim saçmalayalım ki durum anlaşılsın. Örneğin 12 bit değil 2 bit verelim yani neredeyse hiç anlamayacak. Örneğin 2 bitlik analog modülde 4 durum vardır. Ne demek arkadaşlar? 2 bit nedir arkadaşlar? 0 0 0 1 1 0 1 1 yani makine dilinde 2 bitten oluşabilecek 4 durum var öyle değil mi? Bu 4 durumu arkadaşlar biz örneğin 420 mA değil de 0-10 voltta çalışalım. Bu da olur fark etmez. 0-10 volt arasını arkadaşlar bölersek ne olur? 4 tane skala yapmış oluruz. 0 ile 0'a 0.2.5 arası. 0 ile 1'e 2.5-5. Aynı şekilde 1 0'a 5 ile 7.5. 1 1'e de 7.5 ile 10. Gördüğünüz gibi eğer bitimiz 2 bit değil de 3 bit olsaydı ne olurdu? 0-0-0 olurdu. 0-0-1 olurdu. Ne olurdu arkadaşlar? Buradan çok daha fazla durum çıkardı. Yani 8 tane durum çıkardı. Gördüğünüz 2 bitte 4 durum çıktı. 253'te 8 bit çıktı. Bu ne demek oluyor? Sizin burada örneğin 2 bitle buradaki hassaslığa bakın. Örneğin 0 volt da aynı şey 0.0 gönderecek buraya. Arkadaşlar 2.5 volt gelse de yine 0.0 gönderecek. Halbuki 0 volt da 2.5 volt şey çok farklı durum ama çözünürlük o kadar düşük ki 2 bit olduğu için PLC CPU'muz 0 voltu da 2.5 voltu da aynı algılıyor. Biz bundan dolayı bit sayımızı artırmamız gerekiyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu arkadaşlar örneğin 0.00036 voltu analog input modülden gelen değer olarak 0.0 datası olarak CPU'ya gönderdik. Gördüğünüz gibi çok küçük bir değer. Örneğin 0'a çok yakın. Bu değeri ne olur 0.0 olarak CPU'ya ya da arkadaşlar göndeririz ya da 15 bitlik analog input. Örneğin bu 12 bit. Örneğin bunun 15 bit olduğunu düşünün. Çok çok yüksek bir çözünürlük var. CPU'dan CPU'ya değişmekte. Pardon CPU diyorum. Analog modülden modüle değişmekte. Tabii ki bunun işleme kapasitesi de var. Ve arkadaşlar daha hassas olarak 0.0.0 gördüğünüz gibi şeklinde CPU'ya gönderildi. Yani şu kadarlık
küçücük bir voltaj aralığını şu şekilde gönderiyor. Örneğin 0.00072 olsa onun o onda mesela burada bir 1 olacak. Bir üst 0.0036 ekledik mi bir 1 daha artacak. 3 olacak burası. Bu şekilde çok hassas bir şekilde siz burayı o 0 ile 10 volt arasını skalamış olacaksınız. Ancak 15 bit olmayıp 2 bit olursa gördüğünüz gibi hiç aralık çok kaba. Gördüğünüz gibi dijitalleştirilen değerler 0 ve 1'lere göre CPU'ya gönderilir. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 0 ile 0.0036 volt arasında bir şey ölçtüğünde örneğin 0.5 derece ölçse bu sensör termokupu ne olacak? 0-10 volt arasında onun 0.5 derecenin karşılığı diyelim ki 0.00036 volt olsun. Bunun data olarak değeri ne olacak? 16 tane bit 0. Yani bu 15 bit yapar arkadaşlar. 15 bit nedir? 16 tane 0 ve 1'dir. Çünkü 0. bitten başladığı için 0'dan 15'e kadar gittiği için 16 bit oluyor. Yani 15 bitlik yapıda gördüğünüz gibi burada çok hassas bir şekilde 0.00036'yı bu koda verdik. Sonra 0.37 ile 72 arasında hep 36.36 arttığını düşünün. 0.0036 şeklinde arttığını düşünün. 0.037 ile 72 arasında arkadaşlar örneğin şu en sağdakini 0'dan 1'e çevirdik. Bir 0.36 daha ekleyelim bunun üstüne. Onu da bir tane bu yana kaydıralım. Her bir 0.36 arttığında bir artırarak arkadaşlar çok hassas bir şekilde sensörün derece aralıklarını voltaj aralıklarını da burada 0'a 1'lere dönüştürerek bu CPU'muza göndermiş oluyoruz. Ya da burada gördüğünüz gibi farklı bir örnek. Örneğin 2.5 volt arkadaşlar yine 0.0 gönderiyoruz. Çünkü arkadaşlar 2 bit inanılmaz düşük bir çözünürlük olduğu için yani 2 bitte ancak 10 voltu bu şekilde 4 parçaya bölebiliyorsunuz ve 0 voltta, 2.5 voltta ya da 1.5 voltta bu aralıktaki her değer 0.0 olarak dataya gönderilecek. Gördüğünüz gibi bu hassaslığın çok kötü olduğu durumdur. 0 voltu da aynı düşünülür. Buraya gönderildi. Ya da arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 bitlik bizim şuraya göre 15 bitlik duruma göre bu sefer aynı şekilde 2.5'u şey yaparsak gördüğünüz gibi şöyle bir data ortaya çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yani şu 0 ile 0.0036 arasındaki datamız buyken 72 ile 37 arasındaki değer buyken 2.5 voltajlara çıktığı zaman yani şu sol yani şunun şu 5 basamağın dolduğunu sonrasında bu sol tarafında 2.50.000 olduğunu yani şurası 2.5000 olduğundaki data bu kadar yüksek bir sayıya geliyor. Yani 200 üzeri 3 7 8 9 11 12. bitler 1 olmuş ve çok yüksek bir değer. Çünkü 2.5 voltlara ulaştık. Bu şekilde arkadaşlar çok hassas bir şekilde siz buraya bunu gönderebiliyorsunuz. Yani burada arkadaşlar en önemli nokta dediğimiz gibi buradaki sensör sıcaklık değeri ve bu sensör sıcaklık değerine göre biz 0-10 volt ya da çalıştığımız sensör 4-20 mA göre sensör bunu elektriksel olarak dönüştürüyor. Sonra buradaki dijital konvertör analog input output ya da dijital input output modüllerinde olduğu gibi ama analog input output'da bu var bu konvertör. Bunun içindeki bu konvertöre gidiyor bu elektriksel değer ve bu çözünürlüğüne göre buradaki 0-10 volt değeri yüksek çözünürlük olursa şu aradaki voltaj değerlerini acayip bir şekilde çok küçük değerlere skalayarak hassas bir şekilde 0 ve 1'lere dönüştürüyor ve bunu buna CPU'ya gönderiyor. Ama eğer çözünürlüğünüz 2 bit olursa gördüğünüz gibi hassaslık denen bir şey yok. Hassas falan değil yani. Bu resmen katliam gibi bir şey yani. Siz 0 voltu da buna 0.0 data olarak gönderiyorsunuz. 2.5 voltu da. Yani bu CPU 0 volt buradan örneğin burada çalışmıyorken 0.0 anlıyor. 2.5 volt geldiği halde örneğin 200 derece sıcaklık var bunda. 200 derece sıcaklığı da burası 0 volt gibi algılıyor. Yani 0 derece gibi algılıyor. Çünkü bit çok düşük. Ki ancak şöyle bir durum da var. 2 bit diye bir şey yok zaten. Çok saçma. Ben anlayın diye böyle bir saçma değer verdim. Yani genelde 8 bitten başlıyor arkadaşlar. 15 bite kadar gidiyor. Ve ne kadar yüksek olursa dediğimiz gibi hassaslık artacak. Ve arkadaşlar tabii ki kontrolümüz daha hassas gerçekleşecek. Buradaki sıcaklık ölçümleri. Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Çözünürlük arttıkça, bit sayısı arttıkça gördüğünüz gibi sıfırlar çok arttığı için bu CPU'nun işleme süresi artacak. Bundan dolayı arkadaşlar zaman uzayacak. Yani her zaman dediğimiz gibi denge hali. Yani siz bir taraftan 15 biti ben param var basayım derseniz 15 bit modül alırsınız. Ancak bu sefer CPU'nuz bakalım bunu işleyebilecek mi? İşlese bile süresel olarak uzayacak.
Ama örneğin çok çok bu sefer de düşük bit alırsanız, hem ucuz hem de çok düşük bit, bu sefer de buradaki ölçtüğünüz sıcaklıklar daha hassas kontrol edilemeyecektir burada. Bu şekilde arkadaşlar analog kavramı, sensör, analog modüller ve CPU arasındaki bir sıcaklığın dönüşümünü, dijitalleştirilmesini gördük. Şimdi gelin bunların hepsini ve bir önceki komutları, analog kavramın hepsini bir sonraki uygulamada gerçekleştirelim. Çok daha iyi anlaşılacaktır. Sonraki derste görüşürüz.